Bir sıkışma kavramı aslında içinden geçtiğimiz süreci anlatma açısından oldukça önemli. Çok boyutlu sıkışmalar söz konusu. Bir seçime sıkışma var. Aslında ben bunu daha çok sandığa sıkışma olarak da anlatmaya çalışıyorum. Seçimden seçime koşuyoruz ve siyasetin kendisi, örgütlenme tarzı, ittifaklar, hemen her şey sandık bazlı tartışılıyor ve oy eksenli görülüyor. Doğal olarak da tabanla bütün ilişkide seçim eksenli kurulmaya başladığında taban seçmen durumuna geliyor. İkinci bir sıkışma alanı kimlik siyasetine doğal olarak sıkışıyor. Sandık sıkışması bizi kimlik siyasetine sıkıştırmış durumda. Kimlik siyaseti yaşam tarzlarına sıkışma anlamına geliyor. Siyaset yaşam tarzları üzerinden yapılıyor ama asıl olan aslında yaşam koşullarını ele almak ve onları değiştirme mücadelesi olması gerekiyor. Ve bu kimlik siyasetinin bizi sıkıştırdığı bir başka alansa orta sınıfa sıkışmış durumdayız. Çünkü kimlik bölgelerinden söz ettiğimizde ana kimlik bölgesi, yani Müslüman ve milliyetçilerin olduğu bölge, AKP ve MHP ve türevlerinin doldurduğu bir alanı oluşturuyor. Bunlar sınıfsal olarak daha çok işçi ve yoksullardan oluşuyor. Bir de Anadolu'daki taşrayı kapsıyor. Laik, seküler ve Alevi nüfusun büyük kısmı CHP'nin, bunlar aynı zamanda milliyetçi, CHP'nin etki alanına girmiş oluyor ve biz de HDP ve bir ittifaklar olarak Kürt halkı ve büyük oranda da işte Türkiye orta sınıflarının bir kısmını, Türkiye devrimcilerin bir kısmını, ezilenlerin bir kısmını kapsayan bir alanda duruyoruz. Ve Türkiye sosyalistler açısından baktığınızda ise büyük oranda kentlerin kıyı bölgelerinde yoğunlaşmış, orta sınıf kimliğe bürünmüş, siyaseti oradan yapan, kadrosunu oradan devşiren ve büyük oranda da buradan yoksullara seslenmeye çalışan bir yerde duruyor. Ve ne yazık ki bu kimlik siyaseti iktidarın kendi tabanını konsolide etmenin en önemli aracı. Ve biz burayı aşamadığımız sürece de kavram çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Bir çeşit yankı odası, bir çeşit içe konuşma, kendimize seslenme gibi bir yerde duruyoruz ve buradan çıkamıyoruz. AKP 21 yıllık iktidarına 17 ya da 18 tane sandık sığdırmış durumda. Genel olarak halkların özellikle 1840'lı yıllarda büyük bedeller ödeyerek kazandığı, genel olarak dünya çapında geldiği noktada halklara karşı her çeşit zorbalığın meşruiyet zeminine dönüşmüş durumda. Türkiye'de de böyle, Macaristan'da da böyle, Hindistan'da da böyle, başka ülkelerde de böyle. Genel olarak şu anda halkların demokratik kazanımlarını tehdit eden bir şekilde kullanılıyor. Ve biz seçime sıkıştığımız sürece parlamentoya sıkışıyoruz. Parlamenter siyasetin içine sıkışıyoruz ve halkın gündelik sorunlarına, temel çelişkilerine ve yaşamsal meselelerine değinmek yerine her şeyi sandığa havale eden, iktidarı sandıkla değiştirmeye çalışan ve oradan yürümeye çalışan bir yerde duruyoruz. Bu da ciddi, kritik bir sorun olarak karşımızda duruyor. Seçimi kaybettik ve biz tekrar başka bir seçim tartışıyorsak aslında şöyle bir yerdeyiz, maçı kaybettik ama maçın niye kaybettiğimizle uğraşmak yerine başka bir açıdan yeni maçı kazanmaya çıkacağız ve muhtemelen ondan sonra da aynı şeyleri söyleyeceğiz. Önümüzdeki seçime bakacağız diyeceğiz.